Obrigado, obrigado pela. Çok teşekkürler. Bana gelen bütün mesajlar beni çok mutlu etti. Hem Galatasaray taraftarlarından, hem sizlerden, hem yakınımda olan ailemden, dünyanın her tarafından tebrik mesajları aldım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum mesajlar için. Buraya daha gelmeden önce Galatasaray'a gelmem söz konusu olduğu andan itibaren zaten taraftarların etkisini, sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra da bana gösterdikleri ilgi, alaka kurduğumuz, ilişki kurduğumuz pozitif ortam bana çok yardımcı oldu ve bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Geldiğim ilk günden itibaren bugüne kadar güzel bir ilişki kurduk. Hem kulüple hem taraftarlarla ve bu beni çok mutlu ediyor. Bize güç veriyor çünkü insanların bu kurduğu sevgi bağı. Doğum günüm sırasında da zaten bundan bahsetmiştim. Bana ne kadar yardımcı olduklarını ve bu şekilde başarıya ulaşacağımızı. Sadece Portekizce değil, hani bütün dünyada bilinen dilde İngilizce de iletişim kuruyoruz ve ne kadar iyi ilişkiler kurarsak, ne kadar bir arada durursak hedefimize o kadar yakın oluruz ki tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Bu da bizim grubumuzu daha güçlü, daha yakın kılan şey. Başarıya bu şekilde ulaşacağımızı biliyoruz ve kurduğumuz bu aile ortamıyla başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Umarım böyle olur. O golden sonra zaten o kadar fazla mesaj aldım ki işte Mitroğlu'nun golüne benziyor diye. Ben de açıp araştırıp bakmak durumunda kaldım ne olmuş diye. Ve onun Galatasaray'ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım benimki de böyle olur. Bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur o gol. Ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla, çalışmasıyla şampiyon olunduğunu biliyorum. Umarım bu gol de öyle hatırlanır. Beraber çalışması kolay bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi de üst düzey futbol oynadığı için bizim isteklerimizi, nelere ihtiyacımız olduğunu, bize nasıl davranacağını çok iyi biliyor. İyi kalpli birisi. İyi bir hoca olmanın birinci şartı bana kalırsa iyi bir kalbe sahip olmaktır. Kendisi öyle birisi. Bizi çok iyi anlıyor. Bizim ihtiyacımızı anlayarak bize liderlik ediyor ve onun liderliğinde kupayı alabileceğimize, şampiyon olabileceğimize inanıyoruz hepimiz. Dediğim gibi kendisi de iyi bir futbolcu olduğu için bizim ihtiyaçlarımızı çok iyi bilerek davranıyor bize. Ve bu şekilde bize liderlik ediyor. Tabii ki ilk hedefimiz önümüzdeki ilk maç olan lig maçı. Çünkü biz hep önümüzdeki bir sonraki maça odaklanıyoruz. Ve ligi kazanmak için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. O yüzden ilk hedefimiz derbiden önce ligde yapacağımız ilk maç. Hep beraber olmalıyız çünkü artık çok az maç kaldı sezonun bitmesine. Biz bir arada durursak, güçlü durursak ki çok güçlü olduğumuzu her seferinde gösterdik. Bu şekilde şampiyon olup ligi en tepede bitireceğiz. Bir arada durup birbirimize destek vererek devam etmemiz lazım.